Kasım ayı bir başka olur Paris. Sonbaharla beraber Paris gariptir. Dünyanın en önemli buluşmalarının mekanı olur. Bu arada fotoğrafçıların da önemli günleri var burada. Paris Foto dediğimiz dünyanın en önemli fotoğrafçıların buluşma ortamı. Galerilerle fotoğrafçılar bir araya gelirler. Dünyanın değişik yerlerinden fotoğrafçılar galerilerle buluşur. Fotoğraf alıcıları gelir. Fotoğrafçılardan fotoğraf satın alırlar ama şu anda benim burada bulunma nedenim Paris'te çok önemli bir sergi. Paris Belediyesi'nin sergisi. Christie Spengler'in bir fotoğrafıyla tanıtım yapılıyor. Meşhur bir fotoğraf. Bize çok sorulur savaşa giden fotoğrafçılara. Neden kadın fotoğrafçı yok aranızda diye. Halbuki var. Türkiye'de de çok kadın fotoğrafçı vardı. Hikmet Feridunes'in eşi Semiha Es. Kendisi Vietnam Savaşı'na kadar gitmiş. Ama çok fotoğraflarını tanıyor muyuz bilmiyoruz açıkçası. Çünkü ne yazık ki belgeye değer vermeyen bir anlayışımız var bizim medyada da ama dünyanın en önemli kadın savaş fotoğrafçılarının sergisi şu anda bu sergi salonunda. Jean Moulin sergi salonu burası. Jean Moulin'i birazdan göreceğiz fotoğrafını. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı bir direniş lideriydi. Ruhu şad olsun diyoruz, huzur içinde yatsın. Onun adına yapılan bir galeri ve bu galerinin içinde dünyanın en önemli, aralarında benim de arkadaşlarımın olduğu kadın savaş fotoğrafçılarının sergisi var. Evet, şu anda Liberasyon Müzesi'ndeyim, Danferroşo'da. Dışarıdaki duyurular beni, aralarında arkadaşlarımın da olduğu dünyanın en önemli kadın savaş fotoğrafçılarının sergisindeyim. Şu anda serginin kitabı burada, kataloğu burada. İlginçtir, bu Christine Spengler iyi arkadaşımdır, yaşıyor halen. Onun çekmiş olduğu Kamboçya fotoğrafı. Ama aralarında gerçekten iyi dostum olan bazıları var. Örneğin Catherine Leroy, Beyrut'la beraberdik. Deli dolu bir savaş fotoğrafçısı kadındı. Kendisini 2006'da kaybettik. Özellikle Vietnam Savaşı'nın kahramanlarından biriydi. Life dergisinde sayfalarca fotoğrafları vardı. Hatta bir sayfada bana ilişkin yazdıkları var. Onları okuyabiliriz. Christine Spengler şu anda yaşıyor. Yine Vietnam Savaşı'nın en önemli kadın fotoğrafçılarından biri. Françoise Demuller ise 2008'de kaybettik. Onu da Catherine Leroy'dan bir sene sonra kaybettik. Lübnan İç Savaşı'nın başladığı dönemde çektiği bir fotoğrafla dünya çapında bir ses getirdi. Yılın fotoğrafı seçilen bir fotoğraftı. Ve o aynı dönemlerde hem Vietnam hem Kamboçya savaşlarına tanık oldu. Birlikte Lübnan'da çalıştık. Hazin bir öyküsü var çünkü gariptir. Bende de olduğu gibi bu mesleki deformasyon onun omurgasını çok etkiledi. Son dönemleri vücudunun yarısı felçti. Hatta tedavi olduğu hastanede rehin kalmıştı. Biz onun arkadaşları kampanya yapıp fotoğraflarımızla hastaneden çıkışını sağladık. Huzur içinde yatsın. Gerçekten önemli bir fotoğrafçıydı. Suzan Mezelas, arkadaşım, bana özellikle Panama'da bulunduğum Noriega dönemindeki dönemde ciddi hayatta kalmamızı sağlayan insanlardan biridir. Çok yardımı oldu. Kendisi Latin Amerika konusunda uzman bir fotoğrafçı. Özellikle Sandinistlerle beraber yapmış olduğu fotoğraflar var olağanüstü ama Suzan Mezelas. Aynı zamanda biz Filipinler'de beraber çalıştık. Halen New York'ta yaşıyor. Çok değerli bir fotoğrafçı arkadaşım. Caroline Cole, kendisini tanımıyorum. Anja var. Onu da tanımıyorum ama bu kadın fotoğrafçılar gösteriyor ki savaş fotoğrafçılığı sadece erkeklerin işi değil. Catherine Leroy'a ayrılan bölüm. Kendisini Lübnan'da, Lübnan iş savaşı sırasında tanıdım. İsrail kuşatması altındayken birlikte çalıştık. Ardından birbirinden farklı ülkelere çok gittik geldik.
örneğin Libya'da, Filipinler'de gerçekten çok cesur bir kadındı. Yani ateş altında direkt olarak her şeyiyle kendisini objektifine yapacağı çalışmaya dayan bir anlayışı vardı. O küçük dev kadın gerçekten inanılmaz bir çalışma yapmış. Hele bana imzaladığı o Vietnam Savaşı sırasında çektiği fotoğraflar ve orada bulunduğu dönem inanılmaz bir şey. Burada bana imzaladığı fotoğraf var. Fotoğraf da çok meşhur. Altına birkaç kelime yazdı benim için.